Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri. Bugün sizlerle beraber yeni bir Android telefon satın aldığınızda eski telefonundaki verileri nasıl yeni telefonunuza aktarırsınız? Bunun en pratik yolunu sizlere göstereceğim. Aynı zamanda kurulumu da hep beraber yapalım dilerseniz. Ben şu anda bu ürüne sim kart takmadığım için dili algılayamadı ve doğrudan hello diye başladı. Bazı telefonlar doğrudan Türkçe'yi seçerek başlayabilir. Biz de burada öncelikle dili seçiyoruz. Dostlar dil seçimini yanlış yapmaktan korkuyorsanız eğer bakın şu alttaki butona bakabilirsiniz. Türkçeyi seçtiğinizde alttaki butonda Türkçe olacak şekilde düzenleniyor. Dili seçtikten sonra bizden bölgeyi seçmemizi istiyor. Bölge seçimini de istediğimiz şekilde yaptıktan sonra devam ediyoruz. Sonrasında bizden önümüze çıkan her şeyi kabul etmemizi isteyecek dostlar. Burada bizler her şeyi kabul ediyoruz ve devam ediyoruz. Telefonunuza bir sim kart taktıysanız mobil veri kullanacaktır. Ama kapalı ortamdaysanız ve verilerinizi kopyalayacaksanız kesinlikle Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekecek. Hem veri tasarrufu hem de cebimizi yakmaması için. Ağ bağlantısını yaptıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Korkmayın ve birazcık bekleyin. Bekleme bittikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Dilerseniz yeni bir telefon olarak ayarlayabileceğiniz sol taraftaki kopyalama butonuna basabilir ya da bir önceki telefonunuzdaki verileri almak için buradan ilerleyebiliriz. Şimdi burada bizlere verilerimizi nasıl kopyalamak istediğimizi soruyor. Eski telefonunuzu eğer kullanmıyorsanız yani sattıysanız satmadan önce Google Drive'a yedeklemiş olmanız gerekiyor. Böylelikle bulut üzerinden yedeğinizi alabilirsiniz ama bizim halihazırda telefonumuz elimizde ve mevcutta da bir kablomuz var. Biz kablo ile verilerimizi aktaracağız. Dostlar, verileri aktarmak için eski telefonumdaki ve yeni telefonumdaki Type-C portunu kullanacağım tabii ki. Ama hepimizin elinde iki ucu Type-C olan kablo olmayabilir. Mesela bu telefonun kutusunun içerisinden bir ucu Type-C, bir ucu Type-A olan kablo çıktı. Benim elimde de böyle bir OTG adaptör bulunmakta. Böyle bir adaptörü hepiniz edinin. İnanılmaz bir şekilde işinizi kolaylaştıracaktır. Bunlar da yoksa evdeki Wi-Fi ağı üzerinden verilerinizi kopyalayabilirsiniz. Ancak verilerinizin boyutu çok fazla ise zaman çok fazla gidiyor. Kablo ile bu işi yapmanızı tavsiye ederim. Böyle bir adaptör her zaman işinize geleceği için kesinlikle bir yerlerden temin edin dostlar. O zaman ne yapıyoruz? Buradan işlemimizi devam ettiriyoruz. Bizlere yeni telefona ve eski telefona kabloları bağlamamızı istiyor. Her şey bu kadar olacak. Elimizdeki telefona bağlantıyı kuruyorum. Bu elimdeki kablo baya baya uzun. Bunu Galaxy Tab S8 Ultra'nın kutusundan çıkmıştı ve çok beğendiğim bir kablo. Herhalde bu tableti yarın bir gün satsam bile bu kabloyu kimseye vermem diye düşünüyorum. Yeni telefonumuz, eski telefonumuzda da Wi-Fi, Bluetooth her şey açık ve ağa bağlı olsun dostlar. Bunlara dikkat edin. Sizlere göstereceğim diye umarım birini düşürmem. Şunu da takıyoruz. Bunlar şimdi birbirlerini görecekler zaten. Bakın işte işlem bu kadar basit. Hiçbir şey yapmıyorum bile. Eski telefonumda bir adet izin istiyor. İznimi veriyoruz. Parmak izi ya da ekran koruması ne varsa bunu yapıyoruz. Yaptıktan sonra da bizlere bir dakika sakin ol dostum. Bunları yaptıktan sonra bu telefonunuzda kurulu olan tüm Google verileriniz, tüm ayarlarınız, tüm galeriniz, uygulamalarınız hatta ee, bazen oh, aynı uygulamalarınız giriş yapılmış bir şekilde e, bu telefonunuza taşınacak. Aynı marka model olmadığı için eski telefonum Samsung, yeni telefonun Realme elimizdeki senaryoda ee, aynı marka model olsaydı Samsung'un ana ekran dizilimini de buraya aktaracaktı. Ama e, bu şekilde de olabilir. Eski telefonumuzdan neler almak istediğimizi bizlere soruyor. Her şey zaten işaretli ve biz de bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın dostlar alacağımız dosya boyutu bu. Eğer bunu Bluetooth üzerinden almak isteseydik rahatlıkla 2 saati bulabilirdi ama kablo üzerinden yapacağımız için gerçekten çok kısa sürecek diye tahmin ediyorum en azından önceki tecrübelerim bu şekildeydi. Sonrasında da telefon normal kurulum yapmaya devam ediyor dostlar. Gerisi zaten ileri ileri parmak izi vesaire. Evet bu videomuzda eski telefonumuzdan nasıl verileri yeni telefonumuza aktaracağımızın en pratik yolunu göstermeye çalıştım sizlere. Gördüğünüz gibi yeni telefon almakta korkacak hiçbir şey yok. Eski telefonunuzdaki verilerinizi rahatlıkla aktarabilirsiniz. Burada parantez açmam gereken bir şey var. Kablo ile veri aktarmanın bu kadar kolay olabilmesi için Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. Umarım bu detayı videonun sonunda verdiğim için bana kızmazsınız. Ee, videoya beğeni atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.